Hepinize tekrardan merhaba. Bugün plaklarımızı süsleyeceğiz. Ben böyle ücretsiz bir şekilde fotoğraf sipariş edebileceğim bir yer bulmuştum. Fotoğrafları sipariş ettim ama boyutlarını çok güzel ayarlayamamışım. Çok küçük olmuşlar. Ama ben de fotoğrafların boşa gitmesini istemediğim için aklıma boş boş duran plaklarımı kullanmak geldi. Çünkü hatırlıyorsunuz ki daha önce bir plak videosu yapmıştım ama odamı değiştirdiğim için onları da kaldırmıştım sonrasında. Ve şimdi onları süslemeye karar verdim. Öncelikle fotoğrafları kesmekle başlıyorum. Hepsini birbirinden tek tek ayıracağım. Böylece plakların üstünde daha güzel, kolaj bir şekilde durabilecekler. Fotoğrafların hepsini kestikten sonra plağımı alıyorum ve nasıl yerleştireceğime karar veriyorum. Buradaki tüm olay sizin hayal gücünüze kalmış ve orada nasıl bir görüntü istediğinize kalmış. İşte farklı renklerde kullanabilirsiniz ya da aynı renk tonlarının olduğu fotoğrafları kullanabilirsiniz. Bence bu şekilde daha güzel görünür. Ben de daha çok siyah ve böyle sunset, yani güneş batımı tonlarında kullandım. Çünkü bu iki rengi gerçekten çok seviyorum. Arada işte böyle griler falan oldu. Ve en son bunların hepsini güzelce yapıştırıyorum. Ben pilitle yapıştırdım ve gayet de iyi yapıştı. Daha sonrasında da kenarlarındaki fazlalıkları kesiyorum. Böylece hani gerçekten plan üstündeki bir kolajmış gibi görünecekler. Şimdi bu şekilde görünüyor en son. Arkasını bu şekilde sabitledim. Şimdi sırada da iki tane daha fotoğrafım var. Birincisi Kageyama'nın bu fotoğrafı. Ama bunu böyle sanki önde bir stickermiş gibi görünmesini istedim. Bu nedenle arka planını kestim ve sadece karakterin görünce şekilde kaldı bu. Ve böylece yapıştırınca da sanki gerçekten önlü duran bir karaktermiş gibi görünüyor. Ve bu da daha estetik bir görüntü ortaya çıkartıyor. Diğer fotoğrafım da üstünde Spotify kodu olan bir fotoğraf. Yani kodu okutunca direkt o şarkı çıkıyor. Ve ben de hani plak sonuçta müzikle alakalı bir şey olduğu için buraya bu kodun olmasının güzel olacağını düşündüm. Ve kodu da bir kenara yapıştırdım. Ve en sonunda kalan fotoğrafın yine kenarlarını kestim. Ve en son işte bu şekilde görünüyor. Sırada daha sağlam olması için de tutkal yapıştırmak var. Tutkalı bir kaba alıyorum, birazcık su ekliyorum ve karıştırıyorum. Böylece hani üstünde beyazlık kalmayacak. Sonrasında direkt olarak fırçayla fotoğrafların üstüne tutkalımı sürdüm. Şimdi böyle beyaz falan görünüyor ama kuruyunca hiç tutkal sürdüğünüz fark edilmiyor ama daha güçlü oluyor ve birbirinden ayrılmıyorlar. Bunun için de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Ve şimdi de onu kromaya alıyorum. Daha sonrasında diğer planımıza geçelim. Bununla biraz daha farklı bir fikrim var. Burada bunun yarısını fotoğraf, yarısını da pamuk yapacağım. Böyle sanki bulutların üstündeymiş gibi görünecek. Ayrıca oradaki fotoğraflar daha çok böyle çift fotoğrafları olduğu için hani böyle gerçekten hayalmiş gibi böyle o tarz şeyleri çağrıştırıyor benim için. O yüzden güzel olur diye düşündüm. Çünkü bulutlar da bana hayal kurmayı ve özgürlüğü çağrıştırıyorlar. Pamuklarımı güzelce tutkal ile yapıştırıyorum plağıma. Böyle birazcık ufalayarak yapıştırıyorum ki hani gerçekten bulut görüntüsü olsun. Daha sonrasında da fotoğraflarımın kenarlarına biraz daha şey yapıyorum. Hani biraz daha fotoğraflar sanki onun üstündeymiş gibi görünsünler. Ama böyle beyaz kalmasını istemedim. O yüzden sulu boyalarımı hemen aldım. Ve bunu maviye boyadım. Burada sanki fırçayla boyuyormuşum görünüyor. Ama aslında öyle yapmadım. Sadece bu başta bir denemeydi. Ama yaptığım kısımları çekmeyi unutmuşum. Ben suyu mavileştirip bu şekilde üstüne döktüm direkt her yerin. Ve kuruması yaklaşık bir iki gün falan aldı. Ama en son gerçekten güzel oldu. En son plaklarımız bu şekilde görünüyor. Onları duvarıma astım. Masamın yanında bulunan gerçekten bulutlu olan plakta bulut gibi görünüyordu. Bence gayet güzel oldu. Eğer siz de denerseniz bana sosyal medya hesaplarından göndermeyi veya yorumlarda haber vermeyi unutmayın.
Umarım bu bilgiler ve bu yöntem işinize yarar ve hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.